Şimdi bunlar bazen özellikle bazı risk gruplarında devlet politikası da olabiliyorlar. Mesela demir ya da daha kanıta dayalı olan takviye edici gıdalarla ilgili olarak, uygulamalarıyla ilgili olarak devlet de bunları bir politika gibi şey yapabiliyor, kabul edebiliyor. Mesela demir gibi Türkiye projesi var ülkemizde. Dördüncü aydan itibaren bebeklere demir süplemen desteği programı yapılıyor. Yine gebelere, her gebeye özellikle anne çocuk sağlığı ve aile planlaması genel müdürlüğünün programına göre ikinci trimesterden itibaren demir desteği başlanabiliyor. Bazı gebeler yine çinko destekleri verilebiliyor. Tabii etkileşim olmayacak şekilde. D vitamini yine bizim Gamze hocamın da daha önce anlattığı gibi çok son dönemin popüler vitaminlerinden ya da bir hormonlarından diyebiliriz. Bu kapsamda da bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi ve kemik sağlığının korunması projesi başlatılmış durumda. Bebeklere 400 internasyonel ünite D vitamininin bir yıl süreyle verilmesi amaçlanıyor. Gebelere D vitamini destek programı da var. Bu hususta yine gebeliğin 12. haftasından doğum sonrasındaki 6 aya kadar bir D vitamini desteklenmesi, süplementasyon programı önerilebiliyor. Folik asit belki yine bu besin takviyelerinden, takviye edici gıdalardan yine daha çok elimizde kanıt bulunanlardan biri. Bir takviye edici gıda olarak ya da gıda bileşeni olarak özellikle nöral tüp defektlerinin önlenmesi için gebelik öncesinde prekonsepsiyonel dönemden başlayarak özellikle günlük 400 mikrogram, gebelerde 600 mikrograma kadar folik asit alımının sağlanması hedefleniyor süplementasyon ile. Tabii bu sadece süplementasyon değil, primer olarak ilk önce folattan zengin besinlerin tüketiminin sağlanması, folatla, folik asitle zenginleştirilmiş besinlerin özellikle tüketiminin sağlanması ve sonraki noktada özellikle tüketimi yetersiz olan grupta desteklenmenin yapılarak nöral tüp defekti riskinin azaltılması hedefleniyor. Ama burada yine dikkat edilmesi gereken şey yüksek dozlu ve uzun süre yapılan süplementasyon. Özellikle B12 vitamin yetersizliğine bağlı gelişen pernisiyoz anemiye bağlı olarak özellikle bir maskelenme durumu meydana gelebiliyor. Sinir sistemiyle ilgili de bazı özellikle hasarlar meydana gelebiliyor. Bu anlamda doz gerçekten önemli. Yani sadece çeşit değil, aynı zamanda doz ve kullanım süresi de önemli olan diğer parametreler. Yine kanıta dayalı olarak karşımıza çok fazla çıkan diğer bir takviye edici gıda bileşeni ya da kendisi omega 3 yağ asitleri aslında. Omega 3 yağ asitleri ile ilgili olarak birinci kural aslında yeterli miktarda balık tüketildiğinde, yeterli ve dengeli beslenildiğinde omega 3 takviyesi almaya kesinlikle gerek yok. Normalde hem AHA'nın hem ülkemizde TÜBER'in önerileri doğrultusunda haftada bir iki kez yağlı balıkların tüketimi, özellikle kızartılmamış olanların tüketimi öneriliyor. Aslında AHA kabuklu deniz ürünlerinin tüketimini öneriyor ama ağır metal kontaminasyon açısından düşünürsek balık bir noktada belki daha iyi bir seçenek olabilir gibi söyleyebiliriz. Bu kapsamda almamız gereken yeterli dengeli beslenme ilkeleri çerçevesinde günlük olarak EPA ve DHA miktarımız var. Bu tabii farklı kurumların farklı önerileri var ama bu almamız gereken elzem yağ asitlerinin arasında EPA ve DHA'yı kapsayan omega 3 yağ asitleri. Şimdi omega 3 yağ asitlerini özellikle balık tüketimi olmayanlar ya da yetersiz tüketenlerde bir destek olarak bazen önerilerde daha çok hani kanıta dayalı veriler var bu hususta. Ama burada da dikkat edilmesi gereken şey özellikle eski tip balık yağlarında daha çok sık gördüğümüz özellikle karaciğerinden, balık karaciğerinden, morino karaciğerinden elde edilenlerde A ve D vitamini gibi bazı yağda emilen vitaminlerin varlığıydı. Bu balık yağı ile eş zamanlı kombinasyon olarak A ve D vitamini kullanıldığında hipervitaminoz durumlarının özellikle karşımıza çıktığını ve ciddi toksisite problemleriyle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Ama bu yeni nesil olanlarda biraz daha bir tık daha durumlar farklı. Küçük balıkların yağlarından elde edildiği için biraz daha A ve D vitamin içerikleri düşük. Bir de terminoloji olarak tüketiciler arasında da bir kafa karışıklığı var balık yağı ile alakalı olarak. Balık yağı ile omega 3 eşit anlamdaymış gibi birbirlerinin yerine geçiyormuş gibi kullanılıyor. Ama balık yağının içerdiği işte farklı vitaminler, farklı
bileşenler olabiliyor. Sadece omega-3 içermiyor açıkçası. Bunun yanı sıra kiril yağı, havyar bazlı omega-3 fraksiyonları da çıktı son dönemde. Bunlar da omega-3 kaynağı olarak farklı biyoyararlıkları olan omega-3 kaynakları olarak piyasada şu an için varlar. Ama kural aslında balık tüketmek. Omega-3 takviyesi alıyorum diye balık tüketiminden kaçınmak gerçekten akılcı bir beslenme stratejisi değil bu hususta. Şimdi omega-3 tüketenlerde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu tür özellikle balık yağlarını içerdiği ağır metaller, bazı sağlığa zararlı olabilecek toksik bileşikler. Bu hususta da IFOS standartizasyonu denilen bir standartizasyon standart programı var. Terminolojik olarak karşılığı, Türkçe karşılığı Uluslararası Balık Yağı Standartları Programı. Bir omega-3 yağ asidi alınıp tüketiciler tarafından özellikle kullanımı bir sağlık profesyoneli tarafından önerildiyse diyetisyenler ve hekimleri bu işin içerisinde katabiliriz. Bizler takviye edici gıdaları önermiyoruz ama bazı durumlarda önermek zorunda kaldığımızda en azından doğru olan seçimlerin yapılması anlamında bir yönlendirme yapmamız gerektiğinde özellikle balık yağlarında IFOS sertifikasını aramak daha akıllıca olacak. Çünkü IFOS sertifikası kapsamında, standartizasyonu kapsamında omega-3 ürünleri 4 kriter açısından geçmiş oluyor. Konsantrasyon, saflık, güvenilirlik, temizlik, stabilite, ağır metal ve civa seviyeleri olması gereken miktarlarda ve sağlık açısından da risk teşkil etmeyecek noktada oluyor. Ama yeterli dengeli beslenme her zaman birincil yapacağımız beslenme stratejisi. Tabii bunların dışında bir de aslında ağır metallerden bahsettik. Bazı kullanım dozlarıyla alakalı vurgularımız oldu. Ne kadar kanıta dayalı olsa da yine de bazı noktalarda bazı riskleri istenmeyen yan etkileri vurgulamış olduk takviye edici gıdalarda. Genel olarak olası riskleri toparlayacak olursak takviye edici gıdaların kullanımına ilişkin olarak kullanım önerileri çok önemli bu takviye edici gıdalarda. Her takviye edici gıdanın üzerinde porsiyon ve kullanım önerisiyle alakalı özel etiket bilgileri var. Bunları mutlaka okunması gerekiyor. Doz aşımını engellemek ve doğru olarak kullanmak açısından kullanmamız gerektiği zaman ama tekrar bir parantez açmak isterim. Yine kullanım zamanı çok önemli. Her takviye edici gıdanın maksimum biyoyararlılık gösterebilmesi için bazı zaman dilimleri, aç ya da tokluk durumları var. Bunlarda da yine etiket bilgilerinin doğru bir şekilde okunması lazım. Çok bu takviye kullanımlarında etkileşim riskleri olabiliyor. İlaçlarla yine etkileşim riskleri var bunun. Özellikle bitki bazlı olan ürünlerin ilaçlarla olan etkileşimlerini çok ciddi anlamda biliyoruz. Kanama zamanlarını değiştirmelerinden, K vitamini, komedin etkileşimi yine çok ünlü olan diğer etkileşimlerden gibi çok çeşitlendirebileceğimiz besin ilaç etkileşim riski bu noktada karşımıza çıkabiliyor. Sağlıklı beslenmenin bırakılmasına neden olabiliyorlar biraz önce söylediğim gibi ya da ilaçların reçete edilmiş ilaçların yerine takviyelerin kullanılması eğilimleri olabiliyor hiç istemediğimiz bir şekilde. A vitamini, D vitamini veya demir gibi özellikle oksidasyonu tetikleyebilecekler için söyleyebiliriz ya da hipervitaminoza neden olabilecek bazı takviyelerin çok fazla alınması riski var. Bir de operasyonla alakalı özellikle kanama zamanlarını değiştirmeleriyle alakalı olarak da operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında istenmeyen anesteziyle de ilişkilendirilebilecek bazı olumsuz etkilere bunlar neden olabiliyorlar. Ama doz aşımı riski gerçekten özellikle ülkemiz açısından multivitamin mineral suplemanlarının kullanım sıklığını düşündüğümüzde çok önemli bir durum. Bu anlamda kodeks de aslında farklı yaş gruplarına göre takviye edici gıdaların ihtiva edebileceği vitamin ve minerallerin maksimum limitleri belirlenmiş durumda. Bunları hiçbir şekilde aşmayacak şekilde zaten şu anda piyasada varlar ama bir beslenme önerisi kapsamında bizler de bunları tüketmek durumunda kalırsak eğer sağlık profesyonelleri önerisiyle tekrar vurgulamak isterim. Bu dozları da aşmadan bunları tüketmemiz, almamız gerekiyor. Eve götürülecek mesajlara bakacak olursak A
aslında sunumumun temelinde belki sunumumu bir slaytla bile özetleyebilirdim. Yeterli dengeli beslenme bu işin mucizevi olan kısmı. Yani bizler hiçbir zaman mucizevi bir besin yoktur diyoruz ama mucizevi olan tek şey yeterli ve dengeli beslenme. Eğer yeterli ve dengeli besleniyorsak takviye edici gıda kullanımına ihtiyaç yok. Takviye edici gıdalar beslenmemize yer alan besinlere ek anlamına geliyorlar. Bu kavramı tekrar vurgulamak isterim. Uzman gözetimi ve denetimi şart mutlaka ve etiket okuma şart. Yani bu sadece takviye edici gıdalar değil, normal besinlerde de öyle, beslenme stratejilerinde de öyle. Etiket okuma alışkanlığını mutlaka kazandırılıp gıda ve beslenme okur yazarlığının artırılması gerekiyor tüketiciler açısından. Bu anlamda anlatacaklarım benim bu konu kapsamında bu kadardı. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım süremi de çok aşmadan, sizleri de sıkmadan sunumumu tamamlamışımdır.